Konuşuyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Yeşilyurt ilçemize bağlı Molla Kasım mahallemizdeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Molla Kasım Mahallesi muhtarıyım. İsmim Musa Taşdemir. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? 6 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Muhtarlık da tabii atalarımızdan filama yaldık taşıyoruz. Kaç yaşında babam, muhtar oldunuz? Muhtar oldum ama yaşım tutmuyordu. Mazbatayı sonradan aldım ben. Hı hı. İşte bir ara seçim, 5 genel seçim geçirdim. Maşallah muhtarım önce gerçekten. Yine 30 Mart'ta yine seçimimiz var. İnşallah devam edeceğiz. Halka hizmete devam edeceğiz. Peki şöyle yürüyelim mahalle turumuza tamam. Başlayalım. Dilerseniz yavaş yavaş devam edelim. Molla Kasım Mahallesi'ne daha önce tabii ki bu civara gelmiştik. Geçtiğimiz haftalarda da Hamidiye Mahallesi'ni çekme fırsatı yakalamıştık. Molla Kasım Mahallesi'ne ilk defa geliyoruz programımız kapsamında. Evet. Tabii ki gündemimiz deprem. O geceye nasıl uyandınız muhtarım? Asrın felaketi aslında da çok büyük bir depremdi. Ben depreme Bostanbaşı'nda evim vardı. Orada yakalandım. Ondan sonra tabii bayağı bir salladı. Tabii biz böyle bir deprem yaşamamışız. Çok da tecrübeli değiliz. Ama işte dediğim gibi sağlam çıktık çok şükür. Geldik yönettiğim yere geldim işte mahalleme. Mahallemde %95 ikinci deprem %95 zarar verdi. Her yer yıkıldı yani. İlk depremde bir sıkıntı yaşanmamış mıydı? İlk depremde hiçbir sıkıntı yoktu. Her şey normaldi. Hatta insanlar normal hayatına devam ediyordu. Yani ta ki ikinci deprem olana kadar. İkinci deprem her şeyi değiştirdi. Her şeyi alt üst etti. Yani insanlar gördüğü günden geri kaldı. Peki ilk depremde bir sıkıntının olmadığını söylediniz. En büyük zararı ikinci depremde aldınız. Evet. Öğleden sonraki depremde. Peki evet. Bir yıkım gerçekleşmiş miydi o depremde? İlk depremde yıkım gerçekleşmedi. Burada çok yıkım yok yani. Tabii zarar gördü de. İkinci depremde yıkılanlar zarar görmüş. İkinci depremde onun tuzu biberi oldu. Yani yıktı attı yani komple. Vefat eden vatandaşımız oldu mu? Vefat eden ikinci depremde vefat etti. O da bizim bir Yeşur'da görev yapan cami muazini. İkinci depremden 5 dakika 10 dakika önce evine girmiş ki ufak tefek eşyalarını alsın. Hanımıyla kızı dışarıda. Oğluyla birlikte giriyor. İkinci depremle yakalanıyor. Direkt orada enkazın altına kalıyor. Ne kadar acı aslında. Yani aynen, belki acı. Birkaç dakikalığına evet. Girmişti ama maalesef cansız bedeni evet. Çıkarıldı evet. Vatandaşımızın. Merhabalar, evet. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim soyisim nedir? Emekliyim. Hı-hı. Kemal Kılıç. Bu mahallede oturuyorsunuz. Ev benim. Evet. Eviniz ne durumda peki? Bakın şu mavi ev benim. Hı-hı. Ağır hasarlı. Evet evet. Evet. Yıkılmasını bekliyorsunuz. Yıkılmasını bekliyoruz. Ne zaman yıkılacak peki? Vallahi muhtarıma kalmış. Burayı biz iki defa kodladık da sonra ekibin elinde tekrar yıkım kodu çıkmadı. Çıkmayınca ertelendi. O da yani çarşının merkezinde göze çarpıyor. Artı önümüzde yağışlar, yağmurlar başladı zaten. Bayağı bir de çatılarda sıkıntılı su aldı. Yani yıkıldı. Kendi halinde yıkıldı yıkılacak yani durumda şu an. Bekliyoruz. Ben dün çevre şehirliklerinden arkadaşları aradım. Onlar dediler ki yeni kodunu aldık. İnşallah birkaç güne kadar yıkacağız dediler. Ama mahallenin %90'a yakın yıkım gerçekleşti. Enkazlarını da kaldırdık yani. Devam ediyoruz ama hala. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Bu bizim Kadruşah yoluna hiç bakmıyorlar. Direkt ne gibi bir sıkıntı var? Telefon çekmiyor. Baz istasyonu yok. Kayseri dilekçe yazdım, şey ettim. Şey etmediler, yapmadılar. Yollar sıkıntı, virajlar dar. Kaç kişiyle kafa kafaya geldim ben orada. Şu an duyuyorlar, inşallah sorununuzu da giderirler bir an ya evvel. Ablam yok ya. Yollar berbat. Motor kaydırdım, gazeteler eve uçacaktım. Siz hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Hıroğlu mahallesinde oturuyorum. Annem yine bu civarda oturuyorsunuz zaten. Bu da Kadruşah yol üzerinde bahçeler var. Bahçelerin evleri falan var. Depremden dolayı orada kalıyorlar herhalde. Peki eviniz ne durumda? Evimiz yıkıldı ablam. Nerede kalıyorsunuz? Ben konteynerde kalayım Bostanbaş'ta. Annem gül orada kalıyor. Ben tekside çalışayım. Var mı bir sıkıntınız, bir eksiğiniz ya, konteynerde? Yok, çok şükür yoktur. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle devam edelim. Muhtarım tabii ki mahalleyi görüntülüyoruz. Sol evet. Tarafımızda görüyoruz ki ağır hasarlı evet, yapılar var. Ağır hasarlı. Zaten yıkılacak. İşte birkaç güne yıkarız. İç kısımlarda büyük bir yıkım yaptık ve temizledik. Tabii
sıkıntılı olan yerlerimiz var. Tescil olan binamız var. Mesela tescilden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Ama önümüz karkış. Şimdi bu şekil çatıları falan şu an zarar görmüş. Yağan yağmur binanın gövdesine işliyor. Bir de ana yol üzerinde zaten. Kaç tane var bu şekilde yapılar tescilli olarak? Tescilli bir bu belli başlı Molla Kasım karşımızda bulunan. Evet, karşımızda bulunan. Bunun haricinde bir iki tane de tescilli, o da tescilini bekliyor. 2015 yılında bir mimar arkadaşımız, mühendis arkadaşımız tez çalışması yapmış. Sivas Kültür Varlıklarına bildirmiş. Onun yazısını bekliyorlar. Onları da dönüştüreceğiz inşallah. Yapacağız. Yani onarımı mı yapılacak buraların? Tabii tabii. Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak. O üstlendi zaten. Bizim bu Lezzet Caddesi ile birlikte burayı bir bütün olarak aldılar. İşte zamanla yapılacak işte. Peki şu anda yürüyoruz muhtarım. Evet. Şöyle Molla Kasım mahallemize doğru tabii ki gidiyoruz. Buralar da komple Molla Kasım mahallesi zaten. 500'ün merkezi bana ait. Ve nüfusunuz kaç? En büyük mahallesi bizde. Şimdi deprem öncesi nüfusumuz 4000'in üzerindeydi. Çünkü bizim yazlı kışlı değişiyor nüfus. Mesela yazın daha çok buralara rağbet artıyordur. Yazlıklar geldiği için tabii bir aile bir nüfus alıyoruz. Şimdi bizim bu depremden sonra yeni açılan bir bölgemiz var. Şahin Tepesi bölgesi diyoruz. Şu karşı tarafta villaların, konakların olduğu yerler. Vatandaş depremden sonra da iyice ilgi göstermeye başladı buraya. Direkt gidiyoruz. Tabii vatandaş depremden korktuğu için buralarda müstakil tek katlı evler yapılıyordur diye tahmin ediyoruz zaten. Tabii çok yapılıyor. Şu an çelik evler yapılıyor. Benim bölge gelişmeye de açık olduğu için sahamız da geniş. Benim bölge Hıroğlu'yla Hamidiye Mahallesi'yle sınır. Sınır olduğu için bitişik nizam ama önümüz açık. Yani gelişmeye müsait bir bölge ve emlak değeri de çok yüksek buranın. İnsanların tercih ettiği yer Malatya'ya Yeşilyurt. Düz mü devam ediyoruz? Sola dönüyoruz. Yeşilyurt Malatya'ya, Malatya'nın merkezine 8 kilometre. 8 kilometre olduğu için yakınlığından dolayı bir de bizim buranın coğrafyası yeşili adı gibi Yeşilyurt olduğu için insanlar tarafından tercih ediliyor yani. Yeni yapılan evlere ruhsat konusunda problemler var tabii ki. İnşallah en yakın zamanda oralara da ruhsat verilir. Vatandaşlar şimdi, da bu sorunu, evet, bu mağduriyeti giderilir. Çünkü çok sıkça arıyorlar bizi bu, evet, konularda da. Evet. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İyi, sağ olasınız. Bizim ismimiz Behzat Varo. Siz de bu mahallede oturuyorsunuz. Evet. Biz aşağıda oturuyoruz, yıkılmış yerleri. Aha. Sayın Muhtar incileniyor yani, şu anda bir şeyler yapıyor. Peki eviniz ne durumda? Neyse, adımdan konuşsunlar. Enkaz kalktı yani. Gel aşağı inseniz daha güzel bir şekilde iletişim kurmaz mıyız? Hani arabada biraz zor oluyor çünkü. Şöyle vatandaşımız gelsin, biraz sohbet edelim istiyorum. Bu mahallenin sakinleri kendileri de. Şöyle teyzeme doğru gideyim aslında. Teyze şöyle gel. Buralar biraz çamur ama maalesef. Şöyle yavaş yavaş. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? İyi günler. Ben hanım oluyorum. Emine. Nasılsınız? İyiyim. Ne yapayım? Mahallede oturuyorsunuz. Gelip evin yerini kontrol edip gidiyoruz işte. Eviniz yıkıldı mı, yıkılacak mı? Yıkıldı, şuradaydı bak. Kırmızı bir şey görünüyor. Onun bu tarafıydı. O sokakta oturuyordu. Peki hak sahipliği çıktı mı size? Çıktı beyime. Bir an evvel evinizin yapılmasını, başını koyabileceğiniz bir eve geçmeyi bekliyorsunuz siz de. Evet, evet. Şu an nerede kalıyorsunuz? Şu an Yeşiltepe'de ev tuttuk kiraya. Ne kadar kira veriyorsunuz? 6,5. Ama işte depremin ilk başlarında tuttuk. Sonradan bayağı çıktı kiralar yani. Peki ödeyebiliyor musunuz? 6,5 ama yine de yüksek bir meblağ. Devlet veriyor. Kira yardımı alıyorsunuz. 1,5 da biz koyuyoruz. Ne yapalım işte. Eşyaları da depoya koyduk. Ne yapalım? Kaç kişi yaşıyorsunuz? 4 kişi. Bir kayınvalidem var, annesi. Bir de kızım var. İşte beyim ben. 4 kişi yaşamaya çalışıyorsunuz. Yeşiltepe bölgesinde ev tuttunuz. Peki var mı bir talebiniz, bir sıkıntınız? Vallahi işte şu yollarımızda yani biz sokağa hiç girilmiyor.
Evet, çamur bayağı bir sıkıntı buralarda. Bir de su patlamış. Orada çukur, araba şey olmuyor. Biraz aşağı iniyoruz biz, evet, bahçeye. Evin önünde bahçe var. O gün de söyledi işte. Enkaz kaldırma çalışmasından dolayı. Evet. Yok, o eşilen yer çökülmüş, araba girmiyor. Gel ilk merhaba olup gideyim. Evet, o konuyu da konuşacağız muhtarımla ama şöyle bir amcayla da görüşmek istiyorum. Amca şöyle gelirsen. Heyecanlandınız amca. Tanıyalım sizi, birkaç bir şey de sizden alalım, birkaç cümle. Şimdi ne söyleyeyim? Sizin var mı bir talebiniz, bir eksiğiniz, sıkıntınız? Siz dile getirin. Yani ne yapılsın, ne istiyorsun diye. Hiçbir karar, bir şey diyemeden belki yeri görüşüm yapıyor ya, saat kendi dönüşüm istiyor. Evet. Yerinde dönüşüm istiyorsun. Yine çelik yapılmasını istiyoruz diyorlar. Mahalle halkı diyor ki biz diyor eski komşuluğumuz, eski mahalleyi terk etmek istemiyorlar. Aynen. Aslında. Yani kültürel yapımızın kaybolmamasını istiyor. İnsanlar diyor ki bizim yerimiz var. Küçük de olsa diyor. Yerimizin inşa devlet tarafından yapılmasını istiyoruz diyor. Çünkü buradaki yaşayan mahalle halkının çoğu emekli. Şu an itibariyle 7500 lira işte en düşük emekli maaşı. Yani bunlar kendi gücüyle veya devletin verdiği krediyle veya hibeyle yapacak durumda değiller. Ha, devletin yapıp devlete boşlanmasını istiyorlar. Yani biz diyor ki kimseyle muhatap olmayalım. Devlet bizim evimizi yapsın. Biz devlete vatandaştan boşlanalım. Vatandaştan bu talebi tabii, alıyoruz. Biz de çok sık çağırıyorlar bizi, evet. Aslında vatandaş direkt devlete ödeme yapmak tabii, istiyor. Tabii. Yerinde dönüşüm istiyorlar. Ama diyorlar ki ne müteahhitle ne başkasıyla bizi, evet, muhatap etmeyin. Devlet yapsın, biz onlara para ödeyelim diyorlar. Tabii, bu çok sıkça aslında bize de iletilen bir talep. Zaten hani ödeme durumları da yok yani. Ödeyemezler yani. Mümkün değil. Çünkü depremin kapsamı geniş. Yani 11 ili etkiledi yani. En çok bizim Malatya'yı vurdu. Aslında Malatya'nın ilk dönemlerde çok adı geçmedi. Sanki deprem bölgesi hala geçmiyor maalesef ki. Başka yerlere yoğunlaştılar. Halbuki gelsin görsünler, bak her şey açık. Mahallede bir tane ev kalmadı. %99 yıkıldı yani. Şöyle yürüyelim dilerseniz muhtarım, evet, devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun amca. Çok teşekkürler, sağ olun. Muhtarım şöyle yürüyoruz aslında, tabii ki şimdi dile getireceğiz tekrar, şuraların çamur olduğunu görüyoruz. Evet. Siz bir talebinizi ilettiniz mi? Devam ediyor. Yağmur da kuvvetli yağdığı için ister istemez yoldaki tozları falan böyle çamur haline getirdi. Şu an harfiyatları kaldırılıyor, hala yıkım yapıyoruz. Şimdi burayı şöyle bir yıkansa aslında çok güzel olur. Yine aynısı olacak. Farkı yok yani. Bu yıkım şirketleri işi bitirsin gidiyoruz. Tamamen yani yolun sağındaki solundaki kalan fazla molozlar, enkazları da ayrıyeten belediye aracılığıyla kaldıralım diyoruz. Yani en azından insanlar birer ikişer işte konteynerde kalıyorlar. Konteynerden işlerine giderken, çarşıya inerken, işte alışverişe giderken ayakları çamur olmasın diye bari rahat yürüsünler. Ayaklarına taş değmesin yani. Şu an biz de yürürken bayağı bir zorluk çekiyoruz. Evet. Vatandaş bu sorunu her gün yaşıyor. Tabii. Yani ciddi anlamda büyük sıkıntı. Peki şu anda ne kadar bir yıkımınız kaldı? Şu anda yani %80'lerin üzerindeyiz. %20'lik bir yıkım kaldı. Şuradan mı devam, evet, edelim? Soldan devam edelim. Evet. %20'lik bir yıkım kaldı. Aynen. %20'lik bir yıkım kaldı. Kaç tane ağır hasarlı binamız vardı? Şimdi benim mahallede, Molakasın mahallesinde 1272 tane ev hasar gördü. Yani ağır hasar, orta hasar ve az hasar şeklinde. 800'e yakın ağırla ortalar ikinci depremden sonra şeye döndü. Hepsi ağıra döndü. Hı hı. 800'e yakın ağır hasarlı evimiz var. İşte bunun %80'le, %75-80'le yakını yıktık, kaldırdık. Hala devam ediyoruz. Tabii diğer bölgelerimizde yeni yapılan şu karşı yamaçlarda olan binalar yeni olduğu için, tek katlı, müstakil olduğu için onlarda çok bir sıkıntı yok. İşte geneli bu depremden sonra mı yapıldı? Depremden önce de bayağı bir yapıldıydı. Deprem öncesi yani 8-10 yıllık bir geçmişi var oranın. Tabii bu depremden sonra da bayağı ilgi arttı yani. Peki soruyorlar mı size arsa var mı mahallenizde diye? Sürekli. Ne kadardan başlıyor fiyatlar? Ya şimdi şöyle, küçük arsalar pek kalmadı. Tabii imarı bekliyor. İmardan sonra ufak tefek büyük küçük arsalar çıkacak. Ondan sonra da talep eden çok da küçük çaplı arsalar yok.
Şurada bir teyzemizi görüyoruz. İki konteyneri birleştirmişler. Cemile oturuyor böyle. Merhaba teyzeciğim, evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Cemile. Bu mahallelisiniz. Mahalleliyim he. Eviniz ağra sarmaldı, yıkıldı mı? Hiç kalmadı. Evet. Hak sahibi oldunuz mu peki? Evet, buraya yazıldık biz. Yerinde dönüşüm yerinde istiyorsunuz. Yerinde dönüşüm istedik he. Peki bütçeniz yeterli mi? Yeterli değil, bir emekli. Beyim de yok, bir oğlum vardı, o da öldü. Ana kız oturuyor burada. Başınız sağ olsun. Sağ olasın yavrum. Peki zor olmuyor mu böyle konteynerde yaşamak? Zor oluyor. Bunu torunlarım getirdi, oğlanınkileri. Bireysel konteynerler bunlar. He. Kim getirdi bunları? Arkadaşlar toplaşmışlar. Onlar buraya gelir, üniversite okuduk her zaman. Burada kalırlardı, onda hayır sevenler. İyilik kadir bilenlermiş. İkisi de mi size getirildi? Ha, biri kıza, biri bana. Kızınızın da evi ağır hasarlıydı, yıkıldı. Kızım benimle kalıydı. He yavrum, yapacaklar mı ola? İnşallah yaparlar teyze. Ne bileyim işte, biz de başka yere gitmedik. Mahallemiz olsun dedik. Buraya yazıldık. Peki nasıl ısınıyorsunuz? İçinde klima var mı? Soba kurduk. Soba kurdunuz. He. Var mı bir eksiğiniz, bir sıkıntınız? Var canım. Ölüden diri, ölü diriyiz işte. Yavrum ne demek? Yaşayan ölü diyor yani. Ha, ya he. Evet. Yaşayan ölüyüz diyorsunuz. İnşallah mağduriyetiniz, sıkıntılarınız da bir an evvel giderilir. İnşallah. Hükümet para verecekmiş yaptırırsak. Onalak da dik yaptırak. Verirler mi Musa? Verecekler. Şu şeyler imar tamamlansın. Vatandaş size soruyor, evet. Yani hükümetten bir destek alabilecek miyiz diye. Olacak. Ben kimse yok. İmar çalışması yapılıyor. İmardan sonra her şey belli olacak, netleşecek. Yani isterseniz yerinde... Bir yere gitmedik işte. Aynen. Sahibini kazandık. Dediler işte. Ailenizi terk edemediniz, evet. Buralara tabii böyle bırakıp gidemediniz. Yok, gidemedik yavrum, gidemedik. Benim kızım hiç sevmiyor başka yeri. Burada olsun dedi, anne dedi. Onun için biz de burayı istedik. Kazandık deyin, şey geldiler mi Musa? Hak sahibini kazandın diye. Hak sahibiniz kazandı. İşte hak ettiniz. Ben sana sordum. Bekleyin. Ben bilmeyeyim. He. Biz gelişen şeyleri sizler paylaşacağız. İnşallah, inşallah. Var mı bir isteğin? Teyze çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz size de. Muhtarım, vatandaş da çok aslında hani böyle bir felaketi ilk defa yaşıyorlar. Biraz bilinçsizlik var tabii, evet, ki. Evet. Sürekli sizi arıyorlardır. İşte mesela gittiğimiz birçok mahallede de karşılaşıyoruz. Bir amcayla karşılaşıyoruz. Hak sahipliğiniz, evet, çıktı mı diyoruz. Hani bilmiyorum diyor. Muhtara soruyor, çıktı mı diye. Evet. Yani zannediyorum ki buralar biraz daha kırsal mahalleler olduğu için vatandaşlar çok böyle şeyleri bilmiyorlar. Şimdi bizim yaşadığımız insanlar hem bilinçlidir hem de konuya hakimler yani. Şimdi yani yaşlılarımızdan bahsediyorum aslında genel yaşlılarımız anlamda. Yaşlılarımız da konuya hakim aslında. Tabii peyderpey sağlık bilgi geldikçe biz de paylaşıyoruz onlarla. Çünkü bir ara hani şeyi yönetenler de, bu işi yönetenler de bocaladı yani. Biz de durumlar yani, evet, gerçek, evet, ciddi anlamda hem biz, muhtarlar çok şikayetçi, evet, hem vatandaşlar muhatap bulamadıklarından yakınıyorlar. Aynen öyle. Şimdi vatandaşın elinde dosya dolanıyor. Şeyin ekibin başındaki yani kurumun başındaki insanlar deneyim tecrübe yok. İşte THP'den iş alınmışlar. Ben onları şey yapmıyorum yani. Ama en azından bir eğitim alıp daha deneyimli bir kadro daha deneyimli gerekiyor. Bir kadroyla daha doğru düz bir bilgi verilebilir insanlara. Çünkü şimdi TC numarasından girdiğin zaman bütün ikametgah insanın nerede oturduğunu sicilini indiriyorsun. Tekrar dosya elinde dolanıyor. Diyor ki git muhtarına bir ikametgah al diyor. Zaten görüyorsun ikametgahını. Yani devlette insan, şu an bütün bilgiler yani, zaten mevcut. Yani ne gerek var tekrar size yönlendirmeye? Vatandaş dosya ile elinde gezdi bir müddet. O zaman da şimdi biraz daha şey oldu. Gelişme oldu yani, düzenleme oldu. Artık onlar da deneyim, tecrübe sahibi oldular. Vatandaş da, bizi, evet, şöyle çok arıyor. Diyorlar ki bir sorunumuz var. Orta hasarlı ya da herhangi ağır hasarlı yapıdan kaynaklı. AFAD'a gidiyoruz. AFAD çevre şehirciliğe yönlendiriyor. Çevre, evet, şehirciliğe gidiyoruz. AFAD'a yönlendiriyor. Vatandaş ciddi anlamda gerçekten bunun sıkıntısını çokça yaşıyor. Yaşamaya da devam ediyor. Evet, depremin, aynen, üzerinden dün itibariyle 10 ayı geride bıraktık, evet, muhtarım. 10, evet, ay geçti, aynen, depremin, aynen, üzerinden. Şimdi, ama mağduriyetler maalesef hala devam ediyor. İşlerin bu şekil tıkanması neden oldu? Çevre Şehircilik Müdürlüğü esas ikametgahı nüfustan alacağına Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin numara tacından almış. Vatandaş yıllardır aynı numarayı kullanıyor, kapı numarasını.
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği numara farklı. İnsanlar numara taşı gitti doldurdu. Orada bir yoğunluk oldu. Çoğu kendini ispat edemedi. Yani işler şişti kaldı yani. Siz de zaman zaman tıkanmıyor musunuz? Vatandaşa verecek cevap bulamıyorsunuzdur. Şeyinden dolayı. Yani bu yapılan yanlıştan dolayı. Tam kesinleşmemiş, netleşmemiş. Numara tajlar zamanında yapılmış ama tebliğ edilmemiş, plakalar çakılmamış. Geldi bizde şişti bu depremden dolayı. Allah yardımcınız olsun. Amin, gerçekten amin. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Muhtarım amin, şöyle inşallah. İlerliyoruz, yol boyu çadırları görüyoruz. Çadırda hala yaşayan çadırda vatandaşlar var mı? Var. Şimdi bunlar çadırda yaşayan vatandaşlar, evleri az hasarlı olan vatandaşlar ama deprem olduğundan dolayı korktukları için buraya geliyorlar. Burada kalıyorlar. Hatta bunlar evlerini, tadilatını, tabinatını yaptılar. En son onun depremden dolayı tekrar evleri hasar gördü. Ondan dolayı giremiyorlardı. Şu an deprem korkusu yaşıyorlar. Tabii sürekli artçı yani. Sarsıntılar da devam aynen. ediyor. Haliyle vatandaş da tedirgin. Bunlar devletten konteyner de isteyemiyor. Hakları yok. Dolayısıyla işte çadırda önümüz kış. Nasıl edecekler biz de bilmiyoruz yani. Şöyle sağ tarafta da duş ve evet, lavaboları görüyoruz. Onları, duş ve lavaboları biz buraya konteynerler koyduğumuz zaman çadırları talep ettik, getirip kurdular. Birçok mahallede bu evet. sıkıntı da var muhtarım maalesef. Var, aynen. Yani lavaboya ulaşım yok, işte duş alamayan vatandaşlar, evet. komşuların kapısını çalıp orada duş alanlar, evet, işte lavabo evet. ihtiyacını giderenler, ciddi anlamda çok büyük sıkıntılar var. Aynen öyle. Yani Molla Kasım mahallesinde yoktur ama belki civar mahallelerde çokça var, sıkıntı yaşayan sıkıntı vatandaşlar vardı. Var. İşte giderildi zamanla, giderildi. Yalnız burada dediğim gibi bireysel konteynerler. Bu vatandaş bu enerji konusunda sıkıntılı. Isınma konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bir de şöyle bir durum var. Vatandaş konteyneri koyduğu zaman elektrik kurumuna, bölge müdürlüğüne geçiş saat için dilekçe verdiler. 2 ay, 2-2,5 ay, 3 ay yedip saati takmayınca bu vatandaşlar da enerjisini almak zorunda kaldı. Neyse vatandaş beni aradı. Bana dedi ki ya elektriğimizi kesmeye geldiler. Ben de bölge müdürlüğüne aradım. Elektriğini kesecekleri vatandaşların elektriğini kesme işlemini durdurdum. Aynı gün geçiş saatleri taktılar. Adamlar 2-3 ay önce dilekçe vermiş, getirmiş, takmamışlar. 2-3 ay sonra mı yaptılar yani? 3 ay sonra yaptılar. Enerjiyi saati taktıktan sonra daha sonra gelen ekip kayıp ve kaçak bedeli uyguladılar. Geriye dönük fatura yazdılar. Fatura yazdılar, hatta cezasını yazdılar. Şimdi vatandaş zaten mağdur, zaten aynen. sıkıntılı. Bir de kalkıp o cezaları biz ödemek durumunda bırakıldı. Mevcut konteynerlerin, bireysel konteynerlerin AFAD'a devrini istedik. AFAD da dedi ki bize, 100 senenin altında olduğu zaman biz almıyoruz dediler. Dolayısıyla almadıkları için bu vatandaşlar, burada bireysel, devlete herhangi bir yük olmamış, kendi imkanlarından getirmişler, konteyner kurmuşlar. Elektrik kurumu bunun üzerine üstünlük. Bir de ceza işlem uygulamış oldular. Vatandaş da cezayı da şöyle uyguladılar. Amca evet. önce bir seni tanıyalım sonra konuşalım. Ahmet Turan. Siz de doğma büyüme buralı mısınız? Evet, Yeşilyurtluyum. Şu an konteynerde mi kalıyorsunuz? Evet, benimki burası. Eviniz yıkıldı. Yıkıldı, evim de burası. Evet. Peki ne gibi mağduriyetleriniz var? Mağduriyet çok. Biz kendi imkanlarımızla elektrik çektik. 6 ay olan hal. Kimse sesini çıkartmadı, bir şey etmedi. Biz siz önce kendi imkanınızla bir konteyner aldınız. Sonra elektriği de kendi imkanlarınızla çektiniz, evet. öyle mi? Gittik, müracaat ettik. Gelin saatimizi takın diye. Saat takmadılar. Belli bir süre sonra geldiler, saatimizi taktılar. Arkasından ceza. Ne kadarlık bir ceza ödediniz? 5000 liralık bir fatura geldi. Biz onu gittik, öğrendik. 15 bin lira. Niye böyle oldu dedik. 3 defa ceza yazılmış. Benim elektriğim kaçağısa gelir bana der ki bak kaçak, yakaladım seni. Siz zaten müracaat etmişsiniz ama. Evet. Bana cezayı yazar, elektriği de keser gider. Beni uyarır, sakın bağlama, bir daha ceza yersin. Adam geliyor. Saati dahiyi, cezayı da uyguluyor. 15 bir ay sonra geliyor bir daha ceza yazıyor.
Bir ay sonra geliyor, bir daha ceza yazıyor. Uyarı muyarı hiçbir şey yok. Sen memur olarak gel, elektriği oradan kaçarsa kes. Sizi uyarmaları gerekiyor. Uyaracak. Kaçarsa kes. Hı hı. Bana da de sakın bağlama, bir daha ceza yersin. Saat takılana değini bekle demesi lazım. O da yok. Zaten mağdursunuz. Zaten evinizden, barkınızdan oldunuz. Bir de onlardan darbe yediniz. Kaymakamanıma dilekçe verdik. Hı hı. Ha. Benim bildiğim 15 gün içinde benim dilekçeme cevap gelmesi lazım. O da gelmedi. 2 aydır o da yok. Ha. Ödediniz mi peki o miktarı? Ödedim, ben gittim. Her ay 1,5 milyar ceza yiyeyim. Üzerine geliyor. Faiz. Ha, hala mi? Geliyor yani faiz. Kalktı şu an. Kalktı. Parayı yatırdık. Abonelik istedik. 3 aydır abonelik de vermiyorlar bize. Bugün yarın, bugün yarın abone. Yani geç edik, abone diyorlar buna. Elektrik borcu yığılıyor. Toptan ödeyeceksin sen bana yarın 8-10 milyon. Ödeyebiliyor musunuz peki? Ben emekliyim. 8-10 milyonu bize nasıl ödeyeceğim? Aylık abonem olsa aylık götürür yatırırım. O da yok. Ha, biz kaymakam hanımı sahada görmek istiyik. Makamında değil. Gelip mahalleyi gezmesini istiyoruz kaymakam hanımdan. Tüm yetkililerin aslında bunu yapması, evet, gerekiyor. Yani bir Fırat Aksan'ın şu mahalleye gelip gezmesi, evet, gerekiyor. Deprem oraları kaç aydır? Biz dilekçe vermiştik kaymakam hanıma. Sen git detaşınla kendin görüş. Valiliğe göndereceğimiş. Kaymakam hanımsın sen. Yetkin var senin. Yani bir detaşçılarla mı görüşemeyiz gidip? Yani bu, biz köklü mağduruk. Biz depremi unuttuk şu an. Mağduriyetlerinizi düşünüyorsunuz tabii biz ki. Biz onu düşünüyoruz. Depremi yani unuttuk. Bize hiç artık deprem dokanmıyor. Sallanta da yok. Mağduriyet öldürecek yani diyor biz bile. De bak ya. Gerçekten yağmur, çok büyük sıkıntılar var burada. Evet. Yağmur kesiliyor, kuruyor, tozun içindeyik. Yani bir arayan, soran hiç kimse yok. Hiç gelmedi. Çok haklısınız amca. Allah yardımcınız olsun gerçekten. Cumhurbaşkanımız diyor ki kapı kapı gezin. Mahle mahle gezin. Adam ne bile ki gezmediklerini. Hangi birine derdi anlata? Yok. Şu mağduriyet, şu çamurun içindeyik ya. Pisliğin içindeyik. Allah yardımcınız olsun gerçekten amca. Muhtarım yani, şöyle evet, yürüyelim dilerseniz. 6-8 aydır bir kişiyi şurada görmedik. Çok haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Aa, muhtarım şu, ciddi anlamda bakın. Malatya genelinde, evet, Fırat Aksa konusunda, elektrik konusunda büyük mağduriyetler, evet, var. Evet, sıkıntı büyük. Yani hala kaç ay geçmiş depremin üzerinden biz hala, evet, elektriği konuşuyoruz maalesef. Tamam amca, biz yapacağız oraların çekimini. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Elektrik konusunda ne söylersiniz? Şöyle aşağıya doğru mu inelim? Nereden şimdi devam edelim muhtarım? Ben şu konteynerlara uğrayalım. Tamam, şöyle bir devam edelim. Değil mi? Evet, tabii ki yayınlayacağız amca. Gönlünüz rahat olsun. İnşallah duyarlar sesinizi. İnşallah duyarlar. Şimdi elektrik konusunda ben şu fikirdeyim. Ya vatandaşa buradakilerine normal abonelik versinler, aylık gelsinler, faturalarını yazsınlar, ya da biz bu konteynerların tamamının AFAD'a bağlanmasını istiyoruz. Ta ki deprem yaraları sarılana kadar. Burada kaç tane konteyner var şu an? Burada 5 tane konteyner var. Bunları kim temin etti? Bu da vatandaş kendi imkanlarıyla. Devlet bize, evet, 15 bin lira verdi. Detaş elimizden aldı 15 bin lirayı. Evet. Bundan sonra da alacağı ayrı. Hı hı. Yani bunun bir çözümü olmalı. İnşallah buradan duyarlar artık şu mağduriyetleri, bir an bu evvel çözüme kavuştururlar. Bundan sonra da duyarlar mı duymazlar mı bilmem. Yani bu, ben burada sitemim en çok kaymakam hanıma. Sen, İnşallah o da duyar sesinizi. Sen bizim Yeşilyurt'un kaymakamısın, gel mahalleleri gez, bu sahaya inmesi lazım. Yani orada oturmayla olmuyor bu iş. Bir sahaya insin, vatandaşın derdini dinlesin, ne var ne yok. Tek kaymakam hanımın değil aslında. AFAD müdürünün, ben çevre de, şehircilik müdürünün hepsinin. Normalde Yeşilyurt sahaya da hakim aslında da. Sesleneyim. Evet. Adam gitmiş Gozluk'ta yaşlılarla şey yapıyor. Görüşme yapıyor. Ya o yaşının anası vardır, babası vardır, kardeşi vardır, çocuğu vardır. İlgilenir. Sen gel de mahalleminle ilgilen. Evet amca. Buralarla ilgilenme yok. Onunla ben de gider ilgilenirim. Benim de mahallemde yaşlı var. Biz de gidip ilgileniyik. Çok haklısınız amca. Yani biz dile getireceğiz. İnşallah duyarlar sesinizi. Her akşam ben seyredeyim bakalım. İnşallah bu akşam yayınlanacak amca. İnşallah. Muhtarım devam edelim şöyle.
Evet. Konteynerlarında galiba elektrik problemi var. Aynen. Öyle bunlara mi? Bunlara da biz geçiş saat bağlattık. İşte o gün kesileceği gün bölge müdürüyle görüştüm. O da sağ olsun ikilemedi. Şey yaptı yani, dedi ki ya onları mağdur etmeyelim, bari geç saatleri bağlayalım. Hı hı. Dedim ki ya sayın müdürüm, işte ben bu insanlar 2-3 ay önce müracaatlarını yapmışlar. Geçici saatimizi bağlayın diye. Ama bugün işte ceza işlem uyguluyorlar falan dedim. Ona bakacağız dediler, geri dönmediler. Tabii vatandaş da dilekçe topladı. Hı hı. Bu mağdur olan vatandaşlar. Ben de kaymakamlığa İbraz ettim. Kaymakamının zaten bilgisi dahilinde. O da dedi ki dileşeleri toplayı gelin, getirin dedi. Biz dedi bölgeyle görüşelim dedi. Hı hı. Tabii ondan sonra da işte herhalde izin ayrıldı bir hafta kadar. Hı hı. İşte cevap bekliyoruz yani. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Yol boyu muhtarım, mahalle geneli aslında mahalle, toz toprak, evet, çamur içerisinde, evet, evet, ciddi hep sıkıntılar var. Ya ondan, evet, yani enkazları kaldırdık. Bir de sağanak yağış vardı, evet, iki gün boyunca Malatya'da. Zannediyorum, aynen, ki bu çamurun oluşmasının sebebini, evet, genel anlamda bizim bundan kaynaklıdır. Bizim Yeşurdun merkezi, yani Molla Kasım mahallesi, Hamidiye, Hıroğlu, Yeşurdun en eski yerleşimi. Yani tarihi çok eski. Ondan dolayı kadim Yeşurt diyoruz biz. Çırmıklı buralar, olarak biliyorlar, evet, aslında Çırmıklı vatandaşlar buraları. Yeşurt büyüyüp 330 bin nüfus olunca eski tabirle Çırmıklı ismini tekrar kullanmak zorunda kaldık yani. Şimdi ayırt etmek için. Çünkü 330 bin nüfus oldu. Yani Malatya'nın yarısı Yeşurt. Eskiden Yeşurtluyuz diyorduk da şimdi hala Yeşurtluyuz ama nerelisin? Çırmıklıyız. Slogan bu bundan sonra. Programları zaten, evet, yapmaya başladığımızdan beri ben sürekli sizi arıyorum, evet, zaten. Aslında benim sizi aramamın sebebi vatandaşın sürekli bize baskı, evet, yapması. Hani, evet, şöyle, evet, gidin bir Molla Kasım'ı da çekin, bir Çırmıklı'yı görmek istiyoruz vatandaş. Evet. Buraları gerçekten seviyor. Tabiatı, evet, doğası, hem yani köklü bir geçmişi var. Tabii, vatandaş tabii, buralara tabii gelip yazın. Tabii ki buraları geziyorlar, görüyorlar. Unutamadıkları yerlerden buranın biri. Buranın saklı tarihi, 5500 yıllık tarihi çıktı. Bir kral mezarı çıktı. Bu vatandaş kendi yerini onarırken, imar ederken bir şeye denk geldi. Eski bir uygarlığın mezarına denk geldi. Adana Müze Müdürlüğü dedi ki o zaman 5500 yıllık tarihi var dedi bunun dedi. Yani burası geçmiş tarihi, çok eski bir yerleşim. Hani o da neden? Dere yatağı ve su yatağı. Eski insanlar yerleşim yerini hedefe yakın yere, yani suya yakın yere yaparlarmış. Hı hı. Verimli topraklar bunlar. Yeşurt çok zengin ve verimli topraklar yani. Vatandaşlar yerinde dönüşümü çokça istiyor. Deminden beri bahsediyoruz. Buraları bırakıp gitmek istemiyorlar aslında. Tabii tabii. Şu an mesela mahallenin %60'ından fazlası sağa sola dışarıya akrabaların yanına veya çocukların yanına gittiler. Önümüz kış. Hı hı. Yani barınacağı yok. Bayağı bir göç yaşandı tabii burada. Göç çok oldu buradan. Hı hı. Ha şu an yerinden dönüşüm olsa, insanların evi yapılsa mahallenin gelecekler cazibesine be tekrar kavuşacak yani. Sürekli sizi arayıp soruyorlardır. Tabii, soruyorlar, ne oluyor muhtarım, işte önümüzü görelim biraz, işte gelişmeler neler diye sizi sık sık arıyorlardır diye, evet, tahmin ediyoruz. Şimdi biz de sağlıklı bilgi aldıkça vatandaşa aktarmaya çalışıyoruz. Telefonumuz 7/24 hiç susmuyor. Hı hı. Her şekilde bizi arıyorlar. Yani şimdi bizim yükümüz ağır. Biz depremden sonra 4 ay sahada ayağımızdan cizme çıkmadı. Gecemiz gücümüze kattık yani. Vatandaşın her şekilde yanında olalım diye. Ondan sonra deprem ilk günlerinde sağ olsun Yeşurtlu Çırmıklı'nın öz çocuğu, iş insanı, burada kendisi büyümüş, buranın da yerlisi Ahmet Çalık Bey, 4 ay bu insanları sabah, öğlen, akşam kimsenin evinde kaynatacak çorbası yokken, çayı yokken sağ olsun var olsun 4 ay yaşasını sağladı yani. Allah razı olsun gerçekten. Bunu da herkes yapamaz gerçekten. Tabii, muhtarım. Şimdi Yeşurt'taki konteyner kentlerin tamamı ona ait. Hı hı. Onun gönderdiği konteynerlerle şu an hayatlarını idame ettiriyorlar. Gündeme de getirmiştik aslında Hamidiye, evet, Mahallesi'nin üst tarafındaki tabii, tabii, bütün konteynerleri şimdi, Ahmet Çalık tayin bölgede, etmişti vatandaşlara, evet, tahsis etmişti. Aynen. Şimdi benim bölgede de 146 tane var. Bu futbol sahası var Taftazık bölgesinde. Hı hı.
Bizim orayı da Ahmet Çalık Bey tahsis etti. Kurduk. İnsanları oradan misafir ediyoruz çünkü. Yani sadece benim mahalleden değil ya. Diğer mahallelerden ve AFAD'ın yönlendirdiği insanları orada barındırıyoruz. Bu bölgede kaç tane mahalle var? Bu bölgede Yeşilurt'un merkezinde, Çırmıklı'nın merkezinde 3 mahalle var. İşte Kıroğlu, Molla Kasım ve Hamidiye Mahallesi. Hamidiye. Yani en büyük mahalle de Molla Kasım. Yani ben ayrı düşünülmüyor galiba. Burası bir çünkü. Burası, yani Çırmıklı bir olarak bir görülüyor. 3 mahalle aynen, var ama. Aynen, aynen. Şimdi burası eski ilçe olduğu için merkez ilçe belediyesiydi. Ondan dolayı yani hatta bir mahallemiz daha var yukarıda, Gedik. Gedik mahallesi de bize dahil. Burayı da geçen hafta çekmiştik. Evet. 4 mahalleyiz. Buralarda işte eski yılların yani 100 yıllık tarihi olan bir sokağımız. Kasım Ağa sokağımız dediğimiz sokak. Burada da tarihi evleri vardı. Tabii o ilk depremde komple çökünce, yıkılınca enkazlarını kalınmak zorunda kaldık. Ağır hasar görmüştü evet, galiba. Evet, ağır hasar görmüştü. Mesela şu karşıda görünen Abdullah Konağı. Hı hı. Orada tarihi bir konak. Hı hı. Orası zaten şu an tescilli. Turizm Bakanlığı'na daha önce de konuşmuştuk. Onun gibi sıralı evler vardı. Hı hı. Burada. Hepsi yıkılmış, evet, boş tarla görüyoruz. Bak, şu anda. Arsa şu an. Enkazlarını kaldırdık. Yıkıntıların yeri belli zaten. Peki enkazı hala kalkmayan var mı? Enkazı kalkmayan yerler var. Onlar da bizim bu Taftacık bölgesi dediğimiz kırsalda olan bahçe işlerinde. Hani biz öncelikle mahallenin içini temizleyelim dedik. Ondan sonra kırsala gidelim. Çünkü yaşam alanı burada acileti gerektiriyor. Vatandaş diyor ki ya ben diyor işte AFAD'ın konteynerinde veya bir toplu yerde konteynerde yapamıyorum diyor. Enkazımı kaldırın ki diyor kendi imkanlarımla diyor. Konteyner koyayım diyor yerime diyor. Hem diyor mahalleme yerime sahip çıkayım diyor. Hem de diyor ben orada rahat ediyorum diyor. Nefes alıyorum diyor. Ondan dolayı biz mahalleyi, mahallenin merkezini öncelik aldık yani. Daha yıkılacak yerlerimiz var. Yani ağır hasar olup da yıkımını yapacağımız yerler var. Peki mahkemelik olan yerler var mı? Tabii peyderpey var. Yani vatandaşın mevcut yerine ağır yazmışlar. Diyor ki benim yerim ağır değil diyor. O şekilde mahkemeye veriyor. Ve aralarında anlaşmazlık var. Mirassızdır. Birine çıkmıştır, öbürüne çıkmamıştır hak sahipliği. Ondan dolayı yaşanan şeyler var, sıkıntılar. Onlar da kendi aralarında halledilecekler yani zamanla. Orta hasarlı kaç tane var? Orta hasarlı şu an, orta hasarın çoğu ağıra döndü. Onları hep kaldırdık. Orta hasarlı sayılı yani bir mahalle genelinde. 35-40'a yakın var. Onlar da süreci bekliyorlardır diye tahmin ediyorum. İzinler, gerekli izinleri bekliyorlar. Ondan sonra işte zamanla peyderpey yapılacak yani. Mahalle aralarını gezdik. Şu anda yine merkeze doğru gidiyoruz bu tarım. Tabii mahalle geniş, yukarıda yerler var. Saatlerce gezsek bitmez herhalde. Yani aynen. Muhtarım ciddi anlamda yani tabiatı, doğası karşıda zaten görüyoruz, bir dağ manzarası var. Yani ciddi anlamda buralar çok ferah. Aslında çok büyük darbe aldı buralar deprem felaketinde. Malatya'nın burası akciğeri. Nefes aldığı yer. Yani burası iç turizme açık, geleni gideni çok tercih edilen bölge. O yüzden işte hani kadim Yeşilurt diyoruz ya, kadim Çırmıklı aslında. Yani bunun tarihi var yani. Mesela merkezdeki camimiz 330 yıllık tarihi var. Orası da hasar aldı, görüntüledik zaten. Aldı. Daha önce bir restorasyon oldu. Depremden bir 2-3 yıl önce. Restorasyonunu bitirdik. İşte hizmete açıldı. Onun ardından işte deprem tekrar yapılan işlerin hepsini bertaraf etti. Tekrar yıkılacak mı orası? Yok, yıkılmayacak. Orası vakıflarda. Vakıflar tekrar herhalde şeyini vermiş, ihalesini vermiş. Mühendis arkadaşlar geldi, ölçümünü yapıyordu. Büyük bir ihtimal tadilatı başlayacak yakında. Zaman zaman artçı sarsıntılar da yaşanıyor muhtarım. Zaten genelinin merkez üssü Yeşilurt. Yani bu civarda aslında sürekli depremler yaşanıyor. Yeşilurt küçük küçük, küçük de olsa. Adı Yeşilurt geçiyor. Aha. Yeşilurt aslında zemini taş kaya olan bir yer yani. Zemini sağlam, zemin etüdünde sıkıntı yok burada.
Yapı stoğunda sıkıntılar vardı. Zaten çoğu da ağır hasar almış. Yıkılan binaların çoğu 100 yıl aşmış binalardı. Yani şu karşıda gördüğümüz gibi eski binalardı. Kerpiç evler galiba. Kerpiç evler. Ondan sonra işte hani yığma dediğimiz kırmızı tuğladan yapılan, ateş tuğlasından yapılan binalar. Ama yıllarca kendini idare etmiş bu binalar. Ama deprem büyüktü yani. Depremin gücü yüksekti yani. Dayanamadı. Peki vatandaş en çok hangi şikayetle kapınızı çalıyor? Vatandaş, nasıl söyleyeyim, şikayet ettikleri konular idari konular işte. Hani şu sisteme takılıyorlar bazıları. Yani devletin veya işte yetkililerin işte bir işlemi geciktirdiğini, ondan sonra işte kamu kurumlarından gidiyoruz, işte o oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor, onun üzerine atıyor. Yani çözüm odaklı şeye ulaşamıyorlar yani, işleme ulaşamıyorlar. Onlardan dolayı biz de bunları işte hani bildiğimiz kadarıyla yönlendiriyoruz. İşte çoğu hallediyor. Çoğu işte biraz mesela şu gün olmuş şey tarafından mesela AFAD tarafından ödenmeyen mesela 10 lira 15 bin lira taşınma parası ve işte kira bedeli almayan arkadaşlarımız var. Vatandaşımız var. 10 ay geçmesine rağmen. Aynen. Karşıda vada dosya düzenledik. İşini düzeltmesi için kapı numarası, ondan sonra ikamet adresini tekrar yeniledik. Bütün dosyaları bir araya getirdik. Vatandaşın artık ne yapması gerekiyor gerçekten biz de bilmiyoruz. Şimdi vatandaş AFAD'a gidiyor, evet. Çevre şehirciliğe gidiyor ama hala bir neticeye kavuşamayan, evet. 10 ay geçmesine rağmen bir sonuç alamayan vatandaşlar var maalesef. Aynen. Şimdi AFAD'a gönderiyoruz. AFAD diyor ki sistemden bakıyor, paranız hesaba yüklenmiştir. Ziraat Bankası'na gidiyorlar, hesapta para yok. Bir de öyle bir Allah hani, vatandaşların da yardımcısı amin, olsun. Amin, gerçekten amin zorlu bir süreç. Biraz evvel bahsettiğimiz, evet, cami hemen karşımızda bulunan, evet, Cami-i Kebir cami. Bura çok eski bir camimiz. İşte tarihi bir cami. İşte 3 yıldan fazla oldu, 4 yıl oldu. Tadilat-ı samiratı yapıldı, yani restorasyonu yapıldı. İşte depremin ardından tekrar böyle hasar gördü. Minaresi yıkıldı ikinci depremde. Burada bir saat kulemiz vardı meydanda. İkinci depremde yıkıldı. İkinci deprem buraya aslında en büyük zararı, evet, veren ikinci zararı deprem olmuş. İkinci deprem oldu. Böyle yürümeye devam, evet, ediyoruz. Burada muhtarım, işte esnaflarımız var konteynerde. Burada 4 tane dükkan var. Merkezin ışıkları. İşte merkezi canlandıran 3-4 tane esnaf var eski şeyden kalan. Diğer yıkılan dükkanlarından çarşıya konteyner indiler. İşte onlar da böyle ufak tefek işlerini çeviriyorlar. Yani ekmek paralarını kazanıyorlar. Yani vatandaşlar ne yapsın? Burada şu anda sağ tarafta aynen odun ateşinde tandır yapılıyor. Evet. Burası... Biraz internet konusuna değinmek istiyorum. Vatandaş çok sık arıyor bizi. Mahallede sıkıntı var mı altyapı konusunda ya da kesilen kablolar? Bayağı sıkıntılar var. İnternette sıkıntımız var. Çünkü yani yıkım yaptığımız yerlerde internet kabloları, hatları kırıldı. Tabii şimdi öncesi yıkımlarda bir sokağa girdiğimiz zaman 3-4 tanesine kod veriyor. 3-4 binayı kaldırıyoruz. Ondan sonra o yıkım oradan çıkıyor. Diğer yıkılacak binalar orada kalıyor. Peyderpey girip çıktıkları için internet kablolarını, mesela kırılan internet kablolarını bağlatmamız da yani çok mantıklı değildi. Şimdi mahallenin tamamının yıkımı gerçekleştiği zaman, bittiği zaman o altyapıya artık ayrıyetten bir önem göstereceğiz yani. Şu an talep etsek bile diyorlar ki hala enkaz çalışması var. Orada zarar görür çekeceğimiz hat diyorlar yani. Muhtarım, genel anlamda mahalleyi gezdik. Siz de sorunları, sıkıntıları anlattınız, evet, zaten. Genel anlamda zaten çoğu mahallenin sorunları, sıkıntıları, evet, aynı. Vatandaşların derdi aynı. Yani şöyle yürüyoruz ama programımızın da artık sonuna geliyoruz. Evet. Birkaç cümleyle toparlamak gerekirse, konteyner kentiniz var. Şimdi galiba mahallede. Orada var mı sıkıntılar? Aslında iyi olurdu. Oradan gidip bir görüntü alsak, orada bir iki vatandaştan sıkıntılarını dinlesek iyi olur. Yani şöyle muhtarım, artık programımızın sonuna geliyoruz. Dilerseniz hani onu gündeme getirelim. Hani problemler, tamam, nelerse. Sizden dinleyelim biraz. Şimdi, tabii biraz evvel dediğim gibi gittiğimiz birçok konteyner kentte olsun. Evet. Vatandaşların da talebi hep aynı. Eminim ki hani vatandaşların bahsettiği sorunlarla hemen hemen aynıdır. Aynen. Sizden dinleyelim genel şimdi, anlamda. Şimdi bu
şeydeki futbol sahamızdaki Çırmıklı konteyner kentimizin sıkıntısı şu. Şimdi oranın ara yolları vardı. Ana yoluna Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Oranın asfaltını yaptırdık girişine kadar. İçine de müdahale edelim dedik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olduğu için oraya döküm yapamazsınız dediler. Parke taşı da döşeyemezsiniz dediler. Şu an yağmur yağdığı zaman oradaki insanlar konteynerin önleri gölet oluyor. Vatandaş mağdur oluyor. Bir, ikincisi oranın ulaşım sorunu var. Vatandaşa otobüs tahsis ettiler. Otobüsler saatinde ve zamanında gelip gitmiyor. Ona göre vatandaş kendini ayarlayamıyor. Şimdi bayağı bir kilometre var. Nereden baksan 2,5-3 kilometre mesafe var çarşı merkezine. İnsanlar ekmeğini alacak. Ondan sonra ihtiyacını giderecek. Dolayısıyla otobüs saatleri uymuyor. Vatandaş da onu yapamıyor yani. Kendini bir düzene koyamıyor. Dolayısıyla yani bir oradan, hastaneye gidecekse geç kalmak durumunda işte. Kalıyor. Ekmeğini alacak veya erzak lazım, erzağını alacak. Bir türlü bir randımana binmedi yani. İnşallah o sorunlar da buradan gündeme getirdik. Bir an evvel çözüme kavuşur. Muhtarım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Mahalleyi gezdik. İnşallah vatandaşların yarasına biraz da olsa merhem olabilmişizdir. Olabileceğiz. İnşallah. Yani yetkililere de buradan tekrardan iletelim. Yani vatandaşlar gerçekten yetkilileri artık sokaklarda kendi yanlarında görmek istiyorlar. Yani bir AFAD il müdürü olsun, bir çevre şehircilik il müdürü olsun. Gelsin bu mahalleleri gezsin, görsün sorunları, sıkıntıları, dinlesin. İstiyorlar evet, vatandaşların evet. En doğal hakkı bu aslında. Tabii, aynen. İnşallah buradan duyarlar sesimizi. Bundan sonra ona göre hareket edilir. İnşallah. Ay geçti ama inşallah bundan sonra vatandaşın yarasına merhem olabilirler. En azından yetkililere şu şekilde sesleniyorum. En azından milletin yaraları sarılana kadar, insanlar yerleşik düzene geçene kadar yetkililer vatandaşın her türlü yanında olmasını istiyoruz. Biz 7/24 zaten mahallenin hizmetindeyiz. Vatandaşımızın yanındayız. İnanın elimizden gelen ne varsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaş, halk da zaten bunu biliyor. Ama işte vatandaşın sistemi neye? Yetkililerin bir problemini hızlı şekilde çözemediğini. Ondan sonra işte nereye gitsek dosyaların elimizde kaldığını. Bunları arz ediyorlar bana. Ben de her şekilde yanlarında olmaya çalışıyorum. Vatandaşla devletin arasındaki biliyorsunuz muhtarlık dediğin zaman bir bağdır yani. O bağı kurmaya çalışıyoruz. İşte o vatandaşla devletle hani ileri gelmesin, kötü olmasın, işte devletin imajı bizim yanımızda çok önemli ülkemizin. İşte bunu çabalıyoruz yani bir nevi. Vatandaşa her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetkililerin işte bir nevi vatandaşın birebir kendilerini dinlemesini istiyoruz. İşte diyeceğimiz bu yani. Peki, çok teşekkür ederiz muhtarım. Ben teşekkür ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Saygılar, sağ olun, var olun. Rica ederiz muhtarım. Evet değerli izleyenler, bugün de Molla Kasım Mahallesi'ni gezdik. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.